Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Yüce dinimiz İslam meşru bir nikah ile aile yuvası kurmamızı emretmektedir. Ayetlerle, hadislerle, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyeleriyle bunu bütün insanlığa İslam ilan etmektedir. Aile hayatımızı adalet, merhamet, sevgi, saygı, güven gibi değerler üzerine bina etmemizi öğütlemektedir. İslam, gayrimeşru ilişkilere, hayasızlığa, iffetsizliğe ve çirkinliğe sevk eden davranışlara ise asla izin vermemektedir. Dijital dünyanın baş döndürücü hızla geliştiği bir dönemde yaşıyoruz. Elbette bu yeni mecranın pek çok imkanından yararlanıyoruz. Ancak bir yandan da özetlediği hayat tarzının haz, hırs, tüketim ve bireyselleşme üzerine kurgulandığına şahit oluyoruz. Maalesef bu durumdan aile yapımız da derinden etkileniyor. Bazen sanal alemin cazibesine kapılıp değerlerimizi yitiriyoruz. Gerçek hayatla bağımız koptukça ilişkilerimiz sanallaşıyor. Hatta kimi zaman en yakın dostumuz telefon ekranları, internet mecraları oluyor. Rahmet, sekinet ve muhabbet vesilesi ailemizden ilgiyi, sevgiyi ve muhabbeti esirgiyoruz. Dünyanın diğer ucundaki insanlarla iletişim kurarken aynı sofraya oturduğumuz anne babamızdan, eşimizden, çocuklarımızdan gittikçe uzaklaşıyoruz. Aile kurmak ve aile olmak Hazreti Adem'den bu yana peygamberlerin sünnetidir. Aile kurumunun yerine ikame edilecek hiçbir sosyal yapı yoktur. Allah'a emanet olun. Allah adaleti, ihsanı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Eğer çocuklarımız namaz kılmaya başlamışlarsa ailede anne babasını namaz kılıyor olarak görerek büyümeyen çocuklara büyüdüklerinde kim nasıl laf anlatacak? Yönlendirsin onları. Hep birlikte toplumumuzun daha huzurlu olması, idealize ettiği o aileye hep birlikte ulaşalım aziz kardeşlerim. Kâle fil kelâm ve idâ kuyel kurnâhu feslemi'û leh ve ansitû. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil âlemîn. Maşallah. Hayran insan. Bu kadar insan içinde okudu hatip olur. Aynen. İnşallah. Bu camiye imam olursun inşallah. İnşallah hocam. Nasılsın? Tamam, sağ ol. Maşallah. Öğrencilerimiz var maşallah. Selam.